Paket hazır komutanım. Hadi gidelim. Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak, biliyorsunuz değil mi? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak, biliyorsunuz değil mi dedim? Derman. Komutanım, kim bu Derman? Tanıyor musunuz siz onu? Tanımıyorum ama annemin ölüm emrini verdiğini biliyorum. Komutanım, ne söylüyorsunuz siz? Ne söylüyorsam o. Derman annemin katili. Hadi gidelim hemen buradan. Alo. Yavuz komutan, nasılsın? Sen kimsin? Beni arıyor musun? Ne istiyorsun, kimsin sen? Benim adım Derman. Derdine derman. Anneni boynundan tavana asılmış bulduğunda ne hissettin? Elbet seni de bulacağım. Erkeksen çık karşıma. Karşına çıktığında ölmüş olacaksın. Maceran kısa sürdü Yavuz Üsteğmen. Anneni özlediysen çok beklemeyeceksin. Derman mısın Nihat'sın? Seni bulacağım. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Asıl sizi gebertecekler. Kes sesini. Hacı.
Bahar bana doğruyu söyle. Ne olacak Nazlı'ya? Bak Güler abla. Doğruyu söyle Bahar. Nazlı yoksunluk sendromu çekiyor olabilir. Güler. Kızımız bağımlı olmuş olabilir. Lütfen sakin olmaya çalış. Ne diyorsunuz siz ya? Nazlı şimdi uyuşturucu bağımlısı mı? Onu mu söylüyorsunuz? Öyle olmuş olsa bile el birliğiyle bunu da atlatacağız. Biz güçlü bir aileyiz. Şimdi en dirayetli olmamız gereken zaman. Hadi yürüyün, içeri giriyoruz. Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Avcı sen adamı koru. Temiz. Avcı. Maalesef. Belirtiler yoksunluk krizi belirtileri. Bir ilaç verdik. Sakinleştirdi. Ama zor bir süreç bizleri bekliyor. Biz ilgileniyoruz. Merak etmeyin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Mücahit. Komutanım size bakmaya geldim iyi misiniz diye. Çaylak daha iyi bu arada. Sen git biz geliriz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Avcı gelen biri var mı? Kontrol et. Temiz. Araç ne tarafta? Bu tarafta. Hadi gidelim şuradan bir an önce. Çok yanlış yapıyorsunuz. Derman bu işin peşini bırakmaz. Onu tanımıyorsunuz. Tamam işte sen tanıyorsun. İşimize yarayacaksın hadi. Öyle konuş. Boşaltma lan Derman'ı da sana da. Karabatak. Nasıl kıyarsınız lan? Nasıl yaparsınız lan bunu o kıza? Konuşacaksın lan. Söyle lan Derman nerede? Söyle. Karabatak. Komutanım. Bırakın beni burada bunu öldüreyim. Zaten çok konuşuyor. Sakin ol artık. Hadi.
Bak komutanım, komutanım diyordun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Hasan. Sağ olun komutanım. Vallahi korkuttu bizi Sıpa. Komutanım, Nazlı nasıl, iyi mi? İyi Hasan. İyi. Sen nasılsın? İyiyim komutanım. Ufak bir sıyrık işte. Komutanım, yakaladınız mı Nazlı'yı kaçıran şerefsizler? Sen bunları düşünme. Sonra konuşuruz. Dinlenmene bak. Ben tekrar geleceğim. Geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun komutanım. Komutanım. Siz iyi değilsiniz. Nasıl iyi olayım Ali Haydar? Nasıl iyi olayım? Durum çok mu kötü? O şerefsizler kızımı bu pisliğe alıştırmışlar. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kızımın bakışları bile değişmiş Ali Haydar. Sanki Nazlı gitmiş, başka biri gelmiş. Komutanım. Derdini veren Allah dermanını da verir. Merak etmeyin. Biz hep sizin yanınızdayız. Şimdiye kadar neler atlattık. Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız evvelallah. İnşallah. Efendim Yavuz. Komutanım, adamı aldık, geliyoruz. Tamam Yavuz. O iyi değil mi? Ateş bir şey yapmadı. Yok komutanım. Sorun yok, yanımızda adam. Tamam Yavuz. Nazlı nasıl komutanım? İyi olacak. İnşallah iyi olacak. Hadi siz sağ salim dönün. Emredersiniz. Komutanım, Nazlı nasılmış? İyi olacakmış Ateş. Geç şöyle, geç. İyiyim, iyiyim. Ne bu hal? Sana ne? Bana istediğimi verecek misin? Üstlerle konuştum, evet. Sığınma talebin kabul. İstediğin Avrupa ülkesine gidebileceksin. Güzel. Sen de bizim istediğimizi vereceksin, değil mi? Ne isterseniz. Neyim var? Yalnız çıkışın için biraz vakit lazım. Güzel. Zaten benimle yapılacak işlerim var. İş? Hesapları toplayacağım.
sakın bir delilik yapma. Her şey berbat olur. Delilik mi? Ben zaten deliyim. Delilikmiş. Telefonu al. Bununla iletişim kurabiliriz. Merak etme, temiz. Ben organizasyonu yapınca arayacağım seni. Karayoluyla çıkacağız. Sonra sen gemiyle Avrupa'ya. Güzel. Şimdi müsaadenle katletmem gereken insanlar var. Devam et. Deli bu herif. Başımızı iş açacak. Daha ne kadar böyle kaçak göçek buluşacağız? Tedbiri elden bırakmamak gerek. Selim şüphelenmiyor demiştin. Ya numara yapıyorsa? O zaman hala ne işin var herifin etrafında? Çünkü emir böyle. Kim veriyor ya o emri? Kimin verdiğini biliyorsun. Başka sorun var mı? Ama görev görevdir biliyorsun. Bunu bin kere konuştuk. Daha ne kadar konuşacağız? Seni özlemeye devam ettiğim sürece konuşacağız. Çok şekersin. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Bunu okumuş muydun? Mutlaka oku. Filmini bile izledim. Peki. O zaman. Bunu oku. Harika bir kitaptır. En sevdiğim kitaplardan biri. En az 20 kere okudum. Alo. Bu sabah ülkeye girmiş. Acil buraya gel. Tamam. Durumu nedir doktor bey? Uyanınca taburcu olabilir. Evde olması psikolojisi için de çok doğru olur. Peki nasıl bir süreç bizi bekliyor? Dediğim gibi çok zor bir süreç bekliyor. Yüksek dozda uyuşturucu vermişler. Bünyesinden atması da zaman alacak. Yoksunluk krizlerine girebilir. Duygusal gelgitler olabilir. Öfke nöbetlerine girebilir. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Peki bu durumda başa çıkabilecek bir ilaç falan yok mu? Bir ilaç var. İlacı. Ancak ben tavsiye etmiyorum. İleri bir evrede belki. Söylediğiniz ilaç çok ağır değil mi? Doğru. Reçeteli satılıyor.
Ayrıca aşırı bağımlılık yapan bir ilaç. Vücudu onu isteyebilir. Ancak o safhaya geçecek olursak da geriye dönüş çok zor olacaktır. Nazlı'yı zor bir süreç bekliyor. Bu aşamada anlayışlı ve sabırlı olmak çok önemli. Tamam, tamam doktor bey, sağ ol. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Annem. Annem. Kızım. İyi misin? Ne oldu bana? Kızım. Bir şey yok kızım. Nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey. Bilmiyorum. Merak etme canım. İyileşeceksin. Geçecek hepsi. Bugün seni taburcu edecekler. Tamam. Ben gideyim işlemleri halledeyim. Sağ ol. Sağ ol. Alo. Ali abicim nasılsın? İyiyim Bahar'cığım. Kusura bakma ancak müsait olabildim. İşler biraz yoğun. Yok yok, mühim değil. Ben senin zaten çok vaktini almayacağım. Çok kısa bir şey isteyeceğim. Biz Karabayır'da bir merkez kurduk. Benim merkez için biraz paraya ihtiyacım var. Babamın hesabından biraz para alabilir miyim acaba? Bahar'cığım nasıl söylesem bilemiyorum ama maalesef yardımcı olamıyorum. Neden? Ne oldu? Mahkemenin miras paylaşımı ile ilgili karar vermesi çok zor görünüyor. Çünkü Yıldırım Bey'in... Bütün hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konmuş durumda. Bloke mi kondu? Niye ki? Birine borcu falan mı vardı? İnan detaylı bir bilgim yok ama Karabayır'da davayla ilgilenen bir savcı var. Ondan istediğin her şeyi öğrenebilirsin. Sana bilgilerini yollarım ben. Tamam. Bekliyorum. Ne bu? Eylül'ü takip ettiriyorduk. Nereden çıktın lan sen gece gece? Birader. Ya yeter Selim, dur ne yapıyorsunuz ya? Kardeşim manyak mısın? Git işten gece gece, Allah Allah. Bu herifi hatırladım. Kimmiş bu? Araştırdınız mı? Sevgilisi mi yoksa? Araştırdık. Asker olduğunu düşünüyoruz. Emin olunca haber veririm. Eylül'e bak sen ya. Eylül'e bak sen. Baya baya yemiş bizi. Ama buraya kadar Eylül Hanım. Dadın her neyse. Hadi şu. Ne yapıyoruz? Bana kalsa biraz daha oynarım ama... Alın ikisini de. Tamamdır. Nasıl oldun? İyi komutanım. Tıp gibi maşallah. İyiyim komutanım, iyiyim. Keşanlı abim sağ olsun. Can borcum var artık ona. Bak bak, laflara bak ya. Oğlum hepimizin verisi defteri kabarık. Borcu yazarsak oho. Gerçekten ya. Birbirimize can borcumuz var diyemeyeceğimiz tek meslek bizimkisi galiba lan. Çünkü zaten canımız birbirimize emanet. Beyler bunu sonra aramızda mı konuşsak?
Yok yok, ben alıştım. Keşanlı oğlum bana dün akşam bir sürü operasyon hikayesi anlattı. Ben tamam. Nasıl ya? Anacığım, hikaye be aga. Hikaye değil mi, eminsin Keşan? Namza göre şerbet komutanım. Ben de o iş. İnşallah. Gelirken fırından ekmek al. Tamam, ben kaçtım. Yormayın. Çaylağım bana lazım. Emredersiniz komutan. Haberleşiriz, hadi görüşürüz. İyileşir, iyileşir. Benim Feyzi'min atörüm. Bir an önce iyileşir, hiç de komutanlarını yalnız bırakmaz. Pardon. Feyzi'min atör mü dedin ablacığım sen? He? Anne. Doğru duydun. Feyzi'min atör dedi. Buncuğum. Feyzi'min atör. Yakında sinemalarda. Dodaf, dodaf, dodaf. Feyzi'min atör? Ya ne Feyzi'min atörü? Benim kardeşim aslan parçası. Yaktın beni anne. Naz nasıl komutan? Daha iyi olacak. İnşallah komutanım. Allah ayırmasın sizi. Yani şey... Nazlı yenge iyi olsun anlamında şey etti mi? Nazlı'ya o kötülüğü yapan şerefsizi de ensiledik. Merak etme sen aslanım. Cezasını çekecek. İyi komutanım. Burası mı? Burası. En üst kat 19 numara. Onu götürün şunu. Gençler hazır mısınız? Hazırız başkomiserim. O zaman başlayalım. Acele edin biraz. Sokakta mal yok. İyi de biz ne yapalım? Bunlar göz açtırıyorlar mı sanıyorsun? Çok dikkat etmemiz lazım. Eğer burayı da patlatırlarsa... Derman hiçbirimizi sağ bırakmaz. Derman diye biri gerçekten var mı? Var tabii. Sen gördün mü? Ben görmedim ama... görürsem eğer... ya buradan kurtulup yükselmişimdir... ya da öbür taraftan daveti almışımdır. Hadi, acele edin. Kaçma!
Bir dakika. Ya yanlış anladınız. Bir yanlışlık var. Ben suçsuzum. Suçun yoksa niye kaçıyorsun? Yavrum bir saniye. Ne oluyor burada? Başkomiserim birden kaçmaya başladı. Alın götürün bunu merkeze. Apartmana kim girdi, kim çıktı? Ne oluyor, ne bitiyor? Kuş uçmayacak. Her şeyi öğreneceğim, tamam mı? Anlaşıldı başkomiserim. Ama bir dakika ya, bir yanlışınız var. Ya ama durun bir saniye. Bakın bir yanlışlık yapıyorsunuz. Ben bu binada oturuyorum. Kedime mama almaya çıktım ben. Poşeti orada. Benim bu olanlarla bir alakam yok. Bırakın gideyim, kedim hasta, beni bekliyor. Ne olur. Bey amca biraz sessiz ol. Konuşma. Derman buralarda baba. Yakınımızda. Oyun oynamayı sever. Çolak'tan bir şey öğrenebildin mi? Çolak'tan artık bir şey öğrenmem zor. Ya gelip ayaklarıma kapanacak ya da kafama sıkacak. Onun için başka alternatif kalmadı. İkinci seçenek daha güçlü tabii. Bence de. Sana bir şey soracağım baba. Annemle en son ne zaman görüştünüz? Göreve başladıktan sonra hiç görüşmedik. Hiç anlatmazdı. Ama hissettiğime göre seni çok severdi. Çok severdik birbirimizi, evet. Çok seviyorduk. Biliyor muydu teşkilatın olduğunu? Hiçbir zaman bilmedi. Gerçi bu da onu kurtarmaya yetmedi. Ona borcumuz var biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bedeli ne olursa olsun, annenin katilini bulacağız. Üstelik bu kadar yakınımızdayken. Onu bulmazsak yazıklar olsun bize. Sakin ol. Sabırla davranmalıyız. Bu sefer sakin olmam çok zor. Bu yüzden baban burada. Sayın Büyükelçim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seninle acil görüşmem lazım. Yakında mısın? Evet, sanırım. 2 saat sonra havaalanından beni karşıla. Uçağa binmek üzereyim. Tabii. Benim gitmem lazım. Baba. Dikkatli ol. Sen de. Çolak denen herif sonunda belasını buldu. Belki çoktan geberip gitmiştir.
Galiba benim hakkımda konuşuluyor ha? Tak tak, patron geldi. Gel, gel, gel. Çolak, ne olur yapma. Nasıl benim? Çolak asla pes etmez. Ve sizler de benim. Duydunuz mu? Köpeklerimsiniz. Daha yeni başladım. O sarıyı da öldüreceğim. O agah şerefsizini de. O büyük elçi müsveddesini de. Hepsini öldüreceğim. Ve sevdiklerini. Ve sevgililerini. Hadi. Hadi. Neredesiniz? Söyle. Çolak kendi mekanını bastı. Herkesi öldürdü. Resmen katliam yaptı. Delirmiş herif. Ne? Ne olmuş? Muhbirlerimizden biri. Çolak kendi mekanını basıp herkesi öldürmüş. Sonunda delirdi demek. Büyükelçi ve geri kalan herkesi öldüreceğini söylüyor. Kafayı yemiş gibiydi. Bağırıp çağırıyordu. Nereye gittiğini biliyor musun? Hayır. Aracı atladı gitti. Tamam, ben iletiyorum. Büyükelçiyi ve herkesi öldüreceğini söylemiş. Gidişim muhteşem olacak diyor yani. Büyükelçinin uçağının inmesine ne kadar var? İnmiş olmalı. Oh be! Mis gibi oldu böyle. O ne ya? İçimiz dışımız hastane oldu. Bir isteğin var mı güzel kızım? Yok anne, sağ ol. İstemiyorum. İyice hasta muamelesi yaptınız siz benim kızıma. Aslan gibi o. Babam. Söyle kızım. Beni kurtarmaya geldiğinizde kimseye bir şey oldu mu? Yani herkes iyi mi? Asıl sen nasılsın güzel kızım? Herkes iyi, merak etme. Ya, tamam anne, ben iyiyim. Lütfen böyle çok üstüme gelmeyin. İyisin tabii. Kimin kızısın? Ben tabura dönüyorum. Bana sürekli haber verin, tamam mı? Tamam, olur. Kızım, herkes çok iyi. Merak etme, tamam mı? Sağ ol babacığım. Otur, otur. Ateş. Komutanım. Komutanım, ben bir ihtiyacınız olursa diye kapının önünde bekliyordum. Özür dilerim. Ateş. Özür dilerim komutanım.
Sağ olun. Siz sağ olun komutan. İyi değil mi komutan? İyi. İyi olacak. Şimdi bizi taburdan bekliyorlar. Bir an önce gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Emredersiniz komutan. Sayın Büyükelçim, size çok önemli bir haberim var. Tanıştığım şu kız Türk istihbaratına çalışıyormuş. Bu büyük bir sorun. Biliyorum. Ne önlem aldın? Parçalarını ayırmak gibi bir fikrim var. Makul. Beni haberdar et. Ederim. Nasıl geçti seyahatiniz? İyi. Gayet iyi. Kızım mezun oldu. Ailemi gördüm. Her şey yolunda yani. Yalnız size kötü bir haberim var. Neymiş? Çolak kafayı yedi. Galiba sizi öldürmeye çalışacak. Daha neler? Çolak işte. Bana Karabayır İstihbarat Bölge Müdürlüğü'nü bağlayın. Hemen. Acil. Büyükelçim. Profesör. Çolak. Git buradan, ne istiyorsun? Aç şu kapıyı. Ateşle oynuyorsun Çolak. Hala beni tehdit edebileceğini sanman ne güzel. Sayın Büyükelçim. Şimdi.
Siz mi açıyorsunuz, iniyorsunuz yoksa ben mi açıp indireyim? Ha? Hadi. Profesör, o silahı şöyle usulca bırakalım lütfen. Şimdi usulca şoför koltuğuna geçelim. Senin şoförlüğün neydi? Yavaş yavaş. Sakin sakin. Aferin. Ne haber Kertoş? Kayyana! İşte yine hep birlikteyiz. Eskisi gibi değil mi profesör? Sür bakalım. Nereye? Nereye mi? Nereye olacak? Sessiz, ıssız, sakin bir yere. Kimsenin çığlıklarınızı duymayacağı bir yere. Burada. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar acil bir durum var. İstihbarat kurumumuzun yaptığı araştırmalar neticesinde Çolak'ın bir Avrupa ülkesiyle siyasi sığınma konusunda anlaştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ne? Çolak kaçıyor mu yani? Çolak için oyunun sonu yani. Son dönemde örgüt içindeki tüm kontrolünü kaybetti. Agah'tan öğrendiğimize göre dostlarıyla da arası çok kötü. İyi de hiçbir ülke Çolak'ı kabul etmez ki. Herkes onun terörist olduğunu biliyor. Söz konusu Türkiye olunca teröristlere kucak açmak bunların huyu biliyorsunuz. Bize karşı koz olarak kullanacaklar. Kara propaganda. Örgüt üyeleri üzerinden bir etkinlik. Sürgündeki barış yanlısı. Artık siz ne derseniz deyin. Bıktım bu ikiyüzlülükten. Çolak bunu asla başarmamalı. Nerededir şimdi komutanım? Her zamanki gibi araştırıyoruz. İstihbaratımızdan gelecek ilk ipucuyla harekete geçeceğiz. Komutanım bulsunlar ya. Çıkalım alalım şu şerefsizi. Dişe diş, kana kan. Almadan gelmeyelim. Komutanım hatta biz yola çıkalım. Bilgi sonradan gelse de olur. Komutanım istihbarattan yeni bir bilgi geldi. Agah. Acil yardım kodu geçmiş. Ne olmuş? Saldırıya uğradığını düşünüyorlar. Üstelik büyükelçiyle de birlikteymiş. Komutanım Çolak olabilir. Öyle bir bilgi yok. Yer tespiti? An be an takip ediliyormuş. Üzerinde bir verici varmış. Hemen hazırlanın. Ben gerekli bilgilendirmeleri yapana kadar çıkmaya hazır olun. Emredersiniz komutanım! Geç.
Devam et, devam et. Sayın Büyükelçim. Buyurmaz mısınız? Önce sizden başlayalım. Kelepçele. Sıkı olsun profesör. Arkadaşına torpil geçme. Bunlar da kendin için. Arkadan. Bekle. Çolak, birazdan burası cehenneme dönecek. Tepemizde sürekli bir insansız hava aracı vardı. Neredeyse gelecekler, öğrenmişlerdir bile nerede olduğumuzu. Çok korktum. Merak etme Sayın Büyükelçim. Burada hepimize ve herkese yetecek kadar patlayıcı var. Sen böyle şeyler için o güzel canını sıkma. Beyler. Bu adamı daha önce aldık. Yine alacağız. Almadan dönmek yok. Eğer yurt dışına kaçmayı başarırsa alnımızda kocaman bir kara leke olarak kalacak bu. Asla komutanım. Gerekirse hiçbirimiz canlı çıkmayız. Ama o herifi de sağ bırakmayız. Tabii Agah Bey'di. Onun elinden almamız lazım. Benden sonrası tufan diyor şerefsiz. İçimden bir ses. Orada yalnız olmayacağımızı söylüyor. Karşımıza kim çıkarsa çıksın. Ne olursa olsun. Çolak bizim. Şehitlerimize sözümüz var. Hayatını yaktığı masum insanların elleri yakamızdan düşmez. Oraya döndüğümüzde inşallah muzaffer olarak döneceğiz. Hadi beyler göreyim sizi. Thank you.
Demek beni satmaya kalkarsın ha? Ha? Demek beni satmaya kalkarsın. Sana sahip olduğun her şeyi ben verdim. Oh! Buna çok pişman olacaksın. Duydun mu? Bana sahip olduğun her şeyi o vermiş. Bana sahip olduğun her şeyi sen mi verdin? Ha? Şimdi beni iyi dinle Kertuş. Bu kadar yıldır bu topraklarda yapmadığınız katliam kalmadı. Güya hak, özgürlükler, demokrasi ayağına kardeşi kardeşe düşürdünüz. Bu topraklarda sizin yüzünüzden patlayan bombalar, ölen kadınlar, çocuklar, kandan başka bir yok. İnsanlar ölmüş, bebekler parçalanmış, aileler dağılmış, hayatlar bitmiş. Kimin umurunda? Öyle değil mi? Çünkü siz sadece kan dökmeyi bilirsiniz. Öyle değil mi? Kimin umurunda? Çolak, sakin ol. Sen kapa çeneni. Önce bu pislikle işimi bitireyim. Sonra sıra sana gelecek. Seni uyarmadım ben. Seni kaç kere uyardım? Beni hafife alma dedim. Senle benim aramdaki en önemli fark ne biliyor musun? Benim bir bayrağım var. Türk bayrağı. Senin bir bayrağın yok. Bir paçavrayı bayrak sanmaya devam edeceksin. Orada! İşe dönler. Kurtarın! Teslim ol! At silahını! Çolak beni iyi dinle. Geliyorum. Nasıl? Nereye? Görürsün. İki dakikaya iniyoruz komutanım. Aç mısın annem? Bir şeyler hazırlayayım mı? Cansu, yalvarıyorum in aşağı, ne olursun in. Lütfen in aşağı. Hadi ablacığım, ne olur. Buraya gel. Ne yapıyorsun? Kızım. Sen ne yapıyorsun? Bir görmek istedim. Ayağım kayarsa aşağıya doğru düşer. Nazlı. Tutar mısın diye. Ha? Cansu, efendim? Farkında mısın? Tabii ki tutarım. Aç mısın diyorum, duymuyor musun? Duymadım anne, yok değilim aç. Ama olmaz ki böyle tatlım. Hiçbir şey yemedim. Bir şeyler yemen lazım. Böyle olmaz. Anne aç değilim diyorum. Ben sana ne yaptım ya? Niye benim ayağımı kaydırmaya çalışıyorsun? Niye gönderdin o kızı? Ve sen de biraz olsun gerçekleri gör. Peki? Çünkü ben senin gibi pembe bulutların üzerinde koşmuyorum. Gerçekçi olabiliyorum. Geri padişahım.
Nazlı. Kızım, ne oldu? Bir sorun mu var? Uf anne tamam yeter, darlamayın artık ya. Of. Tamam, tamam peki. Kızma tamam. Nereye? Ya ben çok bunaldım. Biraz dışarı çıkıp hava alayım diyorum. Tamam olur. Bizim de canımız sıkılmıştı zaten. İyi olur değil mi? Aynen öyle. Şahane fikir. Ha yok ben tek başıma gitmek istiyorum. Olmaz Nazlıcığım. Ne güzel işte birlikte çıkacağız. Anne ben anlatamıyorum galiba. Tek başıma çıkmak istiyorum. Olmaz Nazlıcığım. Tek başına çıkamazsın. Olmaz. Süper ya. Bir gardiyanlarım eksikti başımda. Nereye? Odama gidiyorum müsaadenizle. Rahat rahat dinleneceğim. Ne yapacağız Bahar? Normal. Geçecek. Biraz zaman tanıyalım. Bunu yapma. Ne olur yapma. Beni bir pisliğe çevirdin. Sen de bir pislik gibi can vereceksin. Çoluk. Yapma. Doğrusu ne biliyor musun? Bana kan akıtmayı sen öğrettin. Bu yüzden sen de kendi kanında boğulacaksın. Gerçekten şaşırtıcı. Bana itiraf etmek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Sana güvenmekle hata ettim değil mi? Hı. Evet. Türklere çalışıyorsun değil mi? Eğer bana inansaydı, o keltoşun da kafası şimdi bedeninde olurdu. Yaşıyor olurdu. İyi iş çıkardın Agah Bey. Ama buraya kadar. Bırak elindekini. Elindekini bırak dedim. Delirmiş bu. Büyükelçimizi öldürdü. Manyak ruh hastası. Çözün şu ellerimi. Üzerinde el bombaları var, dikkatli olun. Siz iyi misiniz? İyiyim ben.
komutanın birileri var. Paralı askerler. Çatışmaya hazır olun. Çolağı almışlar. Ceset torbası mı o? İnşallah babam iyidir. Büyükelçi olmalı. Kargayı beslersen böyle oyar gözünü. İyi olmuş. Agah Bey yanlarındayken çatışmamız zor. Çoluğu alıp götürmelerine izin veremeyiz. Başka çaremiz yok. Babam bir şekilde korur kendini. Bana bir silah verin. Çoluğu alıp götürün buradan. Öldürürler seni. Ben başımın çaresine bakabilirim. Çoluğu Türkler alırsa bir daha geri alamayız. Ne diyorsam onu yapın. Hadi koş. Koş. Hazırla. İyi misin? İyiyim. Düşün peşlerine. Çoluğa götürürlerse bir daha geri alamayız. Hadi, hadi. Dikkat edin. Sen de. Yavuz ne durumdasınız? Paketi misafirler aldı. Takip ediyoruz. Bayrak güvende. Yankı evine gitti. Ortalık fena karışacak demektir. Her zamanki kadar. Destek? Destek istemiyoruz. Çoluğu almadan dönmeyeceğiz. Tamam, irtibatta kalın. Emredersiniz. Hadi Karabatak, hadi. Yetişeceğiz komutanım, yetişeceğiz. Bas, bas, bas! Tamam Ömer Bey. Görüşürüz. Savcı mı? Evet. Yüz yüze görüşmek istedi. Akşamüstü uğrayacağım. Bahar'cığım, maddi konuda bir sıkıntın varsa bunu çözebiliriz. Ayrıca sosyal tesis de düşünme. Birlikte halledebiliriz. Sağ ol Güler abla. Ama benim aklımı kurcalayan babamla ilgili olan tarafı. Mahkeme babamın hesaplarına niye bloke koysun ki? Böyle büyük şirketlerde bu tip şeyler olur. Başka ne gibi bir şey olsun ki? Hem gidince öğrenirsin zaten. İlaç var. İlacım. Ancak ben tavsiye etmem. İleri bir evrede belki. Söylediğiniz ilaç çok ağır değil mi? Doğru.
Nazlıcığım. Nazlı ne yapıyorsun? Ben biraz hava alayım diyorum anne. Anne, anne bak yemin ederim çok iyiyim ben gerçekten. Sadece çıkıp biraz hava almak istiyorum. Anneciğim, ben sana çıkamazsın demiyorum ki. Birlikte çıkalım diyorum. Tek başıma çıkmak istiyorum. Nesini anlamıyorsunuz ya? Nazlı, kusura bakma. Seni tek başına hiçbir yere gönderemeyiz. Ya siz beni delirtecek misiniz ha? Nazlıcığım, bir sakin ol lütfen. Ya ben dışarı çıkmak istiyorum diyorum. Nesini anlamıyorsunuz? Tek başına çıkamazsın. Sana ne oluyor be? Ha? Kızım bırak şu kapıyı çekil. Kendine gel lütfen. Ben zaten kendimdeyim. Dışarı çıkmak istiyorum diyorum. Ne laftan anlamaz insanlarsınız be? Nazlı, bak senin iyiliğin için yapıyoruz. Lütfen sakin ol. Bırak beni çekil. Çekilin. Çekilin. Nazlı, çekilin. Çekeceğim diyorum. Çekeceğim. Annem yap bırak beni. Çekeceğim. Lütfen Nazlı. Sakin kalmaya bakın. Çoluğa canlı götürmemiz her şeyden önemli. Silahlı İHA'lar olabilir. Bir şey gözükmüyor. Avcı şunları indirebilir misin? Siz yeter ki emredin komutanım. Hoppa. Ateş ediyorlar. İnşallah yetişirler. Çünkü sizin elinize kalmaktansa sarışını tercih ederim. Kapa çeneni, kapa çeneni! Tamam, tamam. Faydası olacaksa. Kahretsin! Çık, çık, çık! Koru bizi! Olur. Nazlı saçmalama. Çekil! Çekil git diyorum. Çekilin önümden. Anne ne olur çekilin çekil. Nazlı yanına geliyorum. Gelme. Gelme. Nazlı o elindekini lütfen indir. Bana bak gelme diyorum gelme. Gelme. Nazlı kızım sen bu değilsin. Hatta şu an kendinde bile değilsin. Lütfen. Lütfen pişman olacağım bir şey yapma lütfen. Gelme. Gelme. Gelme diyorum gelme. Ya ne istiyorsun? Ne istiyorsan söyle çekileceğim önünden. Ne istiyorsun? Çıkmak. Çıkmak istiyorum. Tek başıma çıkmak. Buna asla izin vermeyeceğim. Dök, kır, parçala. Gel istersen benim kafamı kır. Ama buna asla izin vermeyeceğim anladın mı? Sen oradaydın. Safiye bizim kollarımızda öldü. Bunu sana da kendime de bir daha asla yaşatmayacağım. Buradayım. Gel. Buradayım. Bana vur. Hayır. Ne olur. Dur. Çekilin önümden. Bırak. Bırak. İyi değilim ben. Şşş. Tamam bebeğim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şşş, tamam. Bunların hepsi bitecek. Tamam mı?
mı Nazlı? Annem bitsin artık. Ne? Biz bitecek. Bizi çok yavaş atıyor. Götürün bunu. Yürü. Geç. Yaşar. Yavuzlarla irtibat koptu mu? Bölgede yabancı insansız hava araçları var komutanım. Silahlı mı? Evet komutanım. Bölgeye en yakın havadaki SİHA'yı oraya yönlendirelim. Artık buradan dönüş yok. Eğer bizi vururlarsa karşılık vereceğimizi bilsinler. Ben bunların oyunu çok iyi biliyorum. Vurup yanlışlıkla oldu diyecekler. Artık geçti o günler. Her zaman olduğu gibi bizim kimseden korkumuz yok.
Hadi yürü, yürü, yürü. Yürü. Çök, 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 çök. Nerede Çolak? Şurada. Askerler peşimde. Ne? Neredesin sen? Azat köyünde seni bekliyoruz. Seni götürecek adamlar da burada. Tamam. Tamam biliyorum orayı. Ne zaman gelebileceksin? Yürüyerek bir saat. Ama araç bulmaya çalışırım. Acele et. Sakın askerleri peşine takma. Benim de başım belaya girer. Sakın. Tamam lan tamam korkma. Merak etme burayı kimse benden iyi bilemez. Sen sadece kaçış ayarla. Gerisine karışma. Ben birazdan orada olacağım, tamam mı? Yavuz kaçırmadınız değil mi adamı? Hala peşindeyiz. Yavuz buraya çola almadan gelecekseniz hiç gelmeyin daha iyi. Ankara dahil her yer sizden haber bekliyor. Üç tüm daha çıkardık. İnsansız hava araçları bölgede. Yavuz bir saniye. Yavuz. Yeni bir emir geldi. Ne emri? Yetişemezseniz her şey biter. Yetişeceğiz komutanım. Kızıyorsun ya. Bir gün sen de anne olacaksın. Senin de evlatların olacak. Bütün bu kötü günler geride kalacak. Benim güzel bebeğim. Sana söz veriyorum. Thank you.
beni size babamın muhasebecisi Ali Bey yönlendirdi. Babam için bir soruşturma açıldığını bilmiyordum. Doğrudur Bahar Hanım. Gerçi daha önce gelmiş olsaydınız da bir bilgi veremezdim. Dava üzerindeki gizlilik yeni kalktı. Anladım. Biliyorsunuz babam bilinen bir iş adamıydı. Birçok kişiyle çalışıyordu. Ve hep işleri iyiydi. Yani hesabına blokek olması için bir sebep yoktu. En azından benim bildiğim kadarıyla. Bakın Bahar Hanım, bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... Endişelenmem gereken bir şey yok değil mi? Babanızın iş hayatı pek sandığınız kadar temiz değilmiş. Nasıl yani? Babanızın, yani Yıldırım Kutlu'nun terör örgütleriyle çok güçlü bağlantıları ortaya çıkmış Bahar Hanım. Ne? Ne yapacağız şimdi? Derman bizi mahvedecek. Kazıkların üstüne oturtacak yemin ederim. Bizim bir suçumuz yok. Belli ki biri ihbar etmiş. Derman'ı görürsen git söyle ona. Adam hepimizi gebertecek diyorum. Pardon, bu Derman kim acaba? Yani hani benim suçsuz olduğumu bir ileti verse kendisine belki yardımı dokunur. Yani ben burada boşa vakit öldürüyorum yahu. Benim evde bir kedim var, beni bekliyor zavallı. Ne diyorsun dayı? Ne anlatıyorsun sen? Bir şey demiyorum, kedim diyorum ya. Mırmır. Aç bir ilaç beni bekliyordur şimdi zavallı. Hani belli ki bu dermanda güçlü birisi. Benim bu olanlarla bir alakam yok yani. Ben sizin alt katınızda kendi halimle, kedimle yaşayan bir insanım. Tüphanecilik mezunuyum ben. Çeviri falan yapıyorum yani. Sus. Sus dayı sus. Kimse duymasın. Derman ismini unut. Tamam mı? Sakın. Neden? Çünkü unutmazsan değil buradan çıkmak. Yarın tek parçanı göremezsin. Anladın mı? Mafya mı Derman? Ne olduğunu boş ver. Ne yapacaksın ona bak sen. Abi ne uğraşıyorsun? Zaten yarın Derman bununla beraber hepimizi yakacak. Bir yanlışlık olmalı Savcı Bey. Benim babam böyle bir şey yapmış olamaz. Benim babam böyle bir şey yapmaz. Bütün bağlantılar araştırıldı Bahar Hanım. Maalesef çok kuvvetli deliller var elde. Babanız yıllarca terör örgütleriyle işbirliği yapmış. Terörü finanse etmiş. Yok. Hayır. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Bana inanmam için başka bir şey söyleyin. Ölüm mü? Hani suikast? Peki ölümü de o zaman bu terörle ilgili miydi? Bana onu kimin öldürdüğünü söyleyin. Davayla ilgili söyleyeceklerim maalesef bu kadar Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Ahmet Aydın hanginiz? Benim. Benimle geliyorsun. Ne oldu anlaşılmadı değil mi suçsuz oldum. Bu uyuşturucu satıcılarıyla aynı yere koydunuz beni zaten. Kedim mahvolmuştur mırmırım beni bekliyor. Dayı. Ayıp oluyor ama. Dönersen geri buraya alırız hesabını. Allah kahretsin ya. Of anne, bir kere de sana ihtiyacım olduğunda şu telefonunu aç. Bahar?
Heylan, iyi misin? Ben savcılığa gidiyordum da senin ne işin var burada, iyi misin? Hiç iyi değilim. Ben de savcılıktan çıktım. Savcı babamla ilgili saçma sapan şeyler söyledi. Hiç iyi değilim. Eylem, babamın terörle bir ilgisi olduğunu biliyor muydun? Bahar, ben... Eylem, bir şey biliyorsan lütfen söyle. Yani... babanın çok temiz bir iş adamı olmadığını biliyordum diyebilirim, evet. Hiç şaşırmadım. Allah kahretsin ya. Babam aşağılık, pislik bir teröristmiş. Böyle bir şey nasıl olur ya? Var, bunda senin hiçbir suçun yok ki. Yapma böyle, ne olur. Ne yapayım Ela? Ne yapayım? Sevineyim mi? Babam bir terör finansörü. Ben niye Karabayır'dayım? Ben bunlarla mücadele etmek için Karabayır'dayım. Ben bir askerle evliyim. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Evet, çok haklısın. Çok haklısın gerçekten, biliyorum. Yavuz. Peki Yavuz biliyor muydu bunun böyle olduğunu? Babamın bir terörist olduğunu Yavuz biliyor muydu? Bilmiyorum. Eğer biliyorsa ve bana söylemediyse... Vallahi billahi benim suçum, günahım yok komiserim. Tamam, suçun yok da niye kaçtın? Apartmanın içine doluşmuş bir sürü polis. Ben kendime mama almak için çıktım. Bir geldim apartman dolu ağzına kadar. Öyle görünce karşına polisleri, korkumdan kaçtım ben ya. Hayran senin kedini ya. Sen ne iş yapıyorsun? Ben kütüphanecilik mezunuyum. Çevirmenim ben yani. Ne çeviriyorsun sen? Vallahi billahi bir şey çevirmiyorum. Komiserime anlattım işte hepsini. Bakın beyefendi, biz şimdi sizi serbest bırakacağız. Sicilinize temiz zaten. Ama biz size haber verene kadar şehir dışına falan çıkmak yok, tamam mı? Yok yok, ben çıkamam zaten şehir dışına yavrum, nasıl gideyim ki? Bir daha da polisi görünce kaçma. Durduk yere bak, suçlu duruma düşüyorsun sonra. Tamam, tamam. Mırmır açlıktan öldü kedim, zavallım benim, evdedir ya. Mırmır diye kedi ismi mi olur ya? Ya tamam, hadi git. Sağ olun, çok sağ olun komiser. Thank you.
Ne oluyor lan? Direnmenin faydası yok. Teslim ol. Sarı. Sarışın. Silahını bırak. Delik deşik olursun. Burayı nasıl buldunuz? Seninle irtibat kuran arkadaşlarını takip ettik. Sonra senden bir ricam var. Ne istediğine bağlı. Öldürsene beni. Burada. Şimdi. Hemen. İnan bunu çok isterdim. Ama biz teslim olmuş birini ateş etmiyoruz. Sınırlarını zorlama istersen ha. Çolak hikayesi bitmiştir. Hepinize gurur duyuyorum. Beyler, böyle kuru kuruya mı gideceğiz ya? Çok keyifliyiz komutanım, çok. Ah.
Komutanım, bir türkü mü söylesem? Allah aşkına söyleme. Taktı bu da her fırsatta türkü türkü ya. Ya sen niye asker oldun? Türkücü olsaydın. Ya bir gün doğdu mu patlatsak? Onu da çok söyledik. Komutanım, benim bildiğim çok güzel komando marşı var. Komando marşı olur. Başla. Biz dağlara atarız buzu. Biz dağlara atarız buzu. Haram oldu gece uykusu. Haram oldu gece uykusu. Komandoya bir yudum su. Komandoya bir yudum su. Vermez misin Konya kızı? Vermez misin Konya kızı? Bir elinde el bombası. Bir elinde el bombası. Bir elinde kasaturası. Bir elinde kasaturası. Sırtında da sırt çantası. Sırtında da sırt çantası. İkinci bölük aslanları. İkinci bölük aslanları. Aç mı kaldın sen? Ha? Mamam burada mı kaldı? Hadi al sana o zaman. Ha? Al bakalım, hadi. Ha? Aferin benim oğluma. Aferin. Tuvalete gidebilir miyim? Tamam, ama çabuk hallet işin, tamam? Gel. Aferin sana. Dur bakalım. Yapacağını biliyorsun. Yapmazsan ne olacağını da. Thank you.
Tebrik ederim Yavuz Üsteğmen. Sağ olun komutanım. Yorulmuşsunuzdur. Hadi gidin dinlenin. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Bu aslanlarla ne kadar gurur duysan azdır Erdem. Sağ olun komutanım. Meseleyi büyük bir gizlilik içinde yürüteceğiz. Şu an itibaren hiçbir şey olmadı. Onlar da aynısını yapacaklar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Bir daha aynı hatayı istemiyorum. Merak etme Derman. Bu arada Büyükelçiden kötü haber var. Ne olmuş? Sizlere ömür diyorlar. Araştırıyoruz. Ama eğer doğruysa Çolak da Nanay'dır. Desene o zaman kartlar yeniden dağıtılıyor. Hı? Medusa planı erken alınabilir. Herkes tetikte olsun. Hata istemiyorum. Anlaşıldı. Sıra bizde. Afiyet olsun beyler. Sağ olun. Sağ olun. Size de komutanım. Keşke çaylak da olsaydı. Ben şimdi bir hastaneye gidip göreceğim onu. Saniye saniye geçerim bütün detayları. Bak, kafayı duvarlara vuracak. Çolak belasından da kurtulduk nihayet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim bu kadar sevenimiz olduğu sürece... Çolak gider, topal gelir, topal gider, başkası gelir. O da doğru gerçi. Komutanım, televizyonlara haberlere bir şey çıkmadı değil mi? Bir süre çıkmaz. Gizli tutuyorlar. Ya, böyle içimde acayip bir neşe var. Çok mutluyum ya. Çık oğlum, masaya oyna. Oynarım, ne var? Şerefsizlerin başını yakaladık ya. Biz oynamayacağız da kim oynayacak, he? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu, doyulur mu? Tatlı dile güler yüze, doyulur mu, doyulur mu? Aşkınan bakışan göze, doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına? Kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı, cananına? Kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Zülüflerin dönse yüze, yar badeyi sunsa bize, leblerime imemeze, doyulur mu, doyulur mu?
Zülüflerin dönse yüze, yar var değil sumsa bize, leblerime imemeze, doyulur mu doyulur. Şükürler olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Bizi utandırmadın. Sana şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım bize, bizim adımıza karar verenlere, milletimize cennetten daha hayırlıdır dediğin doğru hüküm verme kabiliyetini ihsan eyle ya Rabbim. Allah'ım bizi muzaffer eyle. Bu ülkenin, bu milletin ve tüm inananların düşmanlarını zelil eyle ya Rabbim. Ordumuza, devletimize, milletimize zafer ver, akıl ver, güç ver, dirayet ver. Mehmetçiğimiz sana emanet ya Rabbim. Mehmetçiğimiz sana emanet, güzel yaradanım. Sana emanet Rabbim. Sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun. Amin. Annem nerede Boncuğum? Yalnız bırakmasaydın keşke. Aşağı indi herhalde. Sabahtan beri bunu aldı burada. Yanına gitsene sen. Ha? Git yenge git. Aman kaynananın diline düşme. Bak sonra gittim de ilgilenmedi der. Onu der, bunu der. Uğraş dur. Yalnız ben de burada yaşamıyorum. Ayrıca buraya da misafirliğe gelmedik. Ya ne fark eder? Sen git de. Ben de çaylama operasyon detaylarını anlatayım. Ha, tamam. Sizin derdiniz belli oldu. Duramıyorsunuz değil mi? Ama bu çok büyük bir olay Boncuğum. Dinlemem lazım. Zaten yanlarında yoktum. İyi. Ne haliniz varsa görün. Boncuğum benim be. Çok agresif lan. Çok çok. Ha. Abi anlat ne oldu ya? Çolağın eline kelepçeyi vurduk aslanım. Vallahi mi komutan? Valla. Şimdi dört duvar ardında bizim istihbaratçılar bir güzel ifadesini alıyordur. Ahmet Kartal komutanımın da intikamı alın diye sonunda. Abi anlat sonra ne oldu? Baştan başlayayım. Epey olaylı oldu. Önce bize bu çolağın kafayı yediği haberi geldi. Oraya buraya saldırıyormuş manyak. Sonra komutanım hepimizi topladı. Bir konuşma yaptı. Artık dedi. Zamanı dedi. Geldi dedi, geldi.
Ben yoktum abi ya. Ya. Gittik sonra. Toplandık, bindik helikoptere. Marşlar, bilmem neler. Bağıra bağıra gidiyoruz. İndik helikopterden çatara patara, çatara patara. İnni Yemenli, yenni Yemenli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. İyiyim, çok iyi. Aa, niye gülüyorsun? Bir şey mi oldu? Yok. Öyle sıradan bir gün işte. Evrak işleriyle falan uğraştım. Nazlı nasıl? Biz bugün bir kriz atlattık. Allah'tan Bahar vardı. Yatıştırdı. Ben nasıl başa çıkabilirdim bilmiyorum. Dur şimdi. Yeni uyudu. Hadi ya. Evet. Bugün güzel bir gün olsun. Çok yorulduk. Şöyle ailecek güzel bir yemek yiyelim, olur mu? Tamam canım. Ben bakayım geleyim, tamam mı? Tamam. Sen. Nazlı. Nazlı. Erdem. 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 Nazlı yok. Nazlı kaçmış. Nasıl yok? Bilmiyorum. Pencereden kaçmış. Ya yemin ederim uyuyordu. Bilmiyorum. Ne tamam. Yapacağız? Dur sakin. Sakin. Erdem. Efendim komutanım. Ateş, Nazlı nerede biliyor musun? Haberin var mı? Haberim yok, bilmiyorum komutanım. Nazlı kaçmış. Seni aramıştır diye düşündüm. Yok komutanım, beni aramadı. Mesaj da atmadı, haberim yok. Siz neredesiniz komutanım? Söyleyin, ben de geleyim hemen. Şimdi evden çıkıp hemen meydana doğru gideceğiz. Geliyorum komutanım. Tamam. Bilmiyor muymuş? Hayır. Ne yapacağız? Hadi hemen çıkalım, hadi. Tamam. Tamam. Yürü. Tamam. Ben bir şey istiyorum. Reçeteniz var mıydı? Yok. Yok. Yok benim reçetem. Maalesef reçetesiz o ilacı veremiyorum. Bakın. Tatsızlık çıkmasın. Siz şu ilacı bana verin, ben gideyim. Hanımefendi. Veremiyorum. Lütfen çıkar mısınız? Bak. Uzatma dedim. Parası neyse vereceğim, ver şu ilacı. Hanımefendi. Reçetesiz o ilacı vermiyorum dedim. Polis çağırırım.
Lütfen çık. Öyle mi? Biliyor musunuz? Aslında benim reçetem var. Bak. Bak burada. Ver şu ilacı şimdi. Ver yoksa geberteceğim seni. Tamam. Sakin. Tamam. Bahar. Ne oldu? Bir şey mi oldu bu kadar acil gel dediğine göre? Ne oldu? Biliyor muydun? Neyi? Lütfen bilmiyordum de. Bana bunu nasıl söylemezsin? Benden bunu nasıl sakladın? Neyi saklamışım Bahar? Şimdi doğru düzgün anlatsana neyi bilmiyordum? Babamın terörle olan ilişkisini biliyor muydun? Biliyordun değil mi? Biliyordun değil mi? Allah kahretsin. Demek sonunda çoluğa yakaladınız. Yakaladık. Tabii Türk istihbaratının da katkısını es geçemeyiz. Şimdi sınır bölgesi kaynıyordur. Çoluğun yerine geçmek isteyenler... Dağılan örgütten türeyen hücresel yapılanmalar. Ve daha yüzlercesi. De bunları sonra konuşsak. Olur. Eylem. Birlikte yaşamayı hiç düşündün mü? Birlikte mi? Seninle mi? Evet. Bana evlenme mi teklif ediyorsun? Yani... bu kadar öküzce teklif edilmez herhalde de. Neden olmasın? Çok romantiksin. Ya bak, ben böyle... kaçak göçek görüşmekten gerçekten çok sıkıldım. Sürekli şikayet ediyorum, farkındayım ama... hem fena mı olur? En azından operasyondan döndüğümüzde birbirimizi görmek için bin bir takla atmayız. Fethi, ben otelde yaşıyorum. Sen kışlada kalıyorsun. Bir gidiyoruz, aylarca dönmüyoruz. Yani bizim bir aile olabileceğimize inanıyor musun sen gerçekten? İnanmak benim işim. Bence biraz fazla hayalcisin. İmkansız da benim işim. Yani ama bu öyle bir şey değil. Anladım. Yani... tabii sen böyle mutluysan... ben de mutluyum yani. Sorun değil. Kalkalım mı? Ya tamam kalkalım da kızma yani. Yok canım. Harekete geçelim mi? Alın ikisini de. Tamam. Yazık olacak o güzelliğe.
Ne oldu? Takip ediliyoruz. Daha yeni mi fark ettin? Bana ne zaman söylemeyi düşünürdün acaba? Güvenli bir yer gözüme kestirince. Eylem. Demek ki ajan olduğunu anlamış Selim. Öyle görünüyor. Eylem. Efendim. Seni çok sevdiğimi söylemiştim değil mi? Evet. Ben de sana karşı boş değilim. Üç deyince. Nasıl böyle bir şeyi benden saklarsın? Bir otur, bir sakin ol hadi. Ben sakin olamam. Ben bugün babamın aşağılık, pislik bir terörist olduğunu öğrendim. Ben sakin olamam. Bahar. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Ben de yaşadım bunu. Nasıl söylemezsin bana? Nasıl söylemezsin bana? Görev gereği söylememem gerekiyordu. Anla beni. Ben senin karın. Ben senin karınım. O da benim babam. Ben günlerce, haftalarca, aylarca ağladım. Sen de benim yanımdaydın. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bahar, üzülmeni istemedim. Bilmemen gerekiyordu. Şimdi daha mı iyi oldu? Ben tanımadığım bir savcıdan babamın terörü finanse ettiğini öğrendim. Böylesi daha mı iyi benim için? Çok üzgünüm Bahar, gel. Sakın yaklaşma bana. Ben her şeyi bilmek istiyorum. Daha neyi bilmek istiyorsun Bahar? Yetmedi mi bu kadarı? Ben onu kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Nasıl öldüğünü bilmek istiyorum. Belli ki bir suikast değilmiş. Benim babamı kim öldürdü? Anlat. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Gidiyorum ben. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Sen her şeyi biliyorsun ve bana anlatacaksın. Bahar çekil önümden. Çekilmiyorum. Sen her şeyi biliyorsun. Bana anlatacaksın. Babamı kim öldürdü? Bana anlatacaksın. Bilmek istemezsin. Çık önümden. Bilmek istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Her şeyi. Hayır. Hayır. Ben öldürdüm.